Bakalım neymiş? Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal ile Türk milleti arasında karşılıklı gelişen güven duygusundan doğan bir sonuç değildir? Cumhuriyetin kurulması, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması, TBMM'nin açılması, kadınlara siyasal haklar tanınması, Kurtuluş Savaşı'nın da mahalli derneklerin kurulması. Edirne seçeneği olacak çünkü mahalli derneklerin kurulmasında Atatürk'ün bir etkisi yoktu biliyorsunuz. Atatürk daha hareketin başında değilken cemiyetler kurulmuştu. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. Evet. Beyza hocamıza da verdik moderatörlüğü. Tamamdır. İkinci sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Devleti yalnız TBMM tarafından temsil olunur ilkesi doğrusunda gelişmelerden biri değildir? Ankara Anlaşması'nın TBMM tarafından imzalanması ve onaylanması, Osmanlı hükümeti varken TBMM'nin yeni bir hükümet kurması, Osmanlı hükümetinin Lozan'a çağrılması üzerine TBMM'nin saltanatı kaldırılması, TBMM'nin Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey başkanlığında bir heyeti Moskova'ya göndermesi, Londra Konferansı'nın Osmanlı Hükümeti ile TBMM Hükümeti'nin birlikte katılması. Evet, hangisi olacak arkadaşlar? Bir heyeti Moskova'ya göndermesi. Bu kesinlikle var, bu da var, bu da var. Evet, yeni bir hükümet kurması da var. Yani Edirne seçeneğidir. Ben gene VAR'a gideceğim. Gerçekten hani bazı soruları varlık sorular. Evet, doğru seçenek Edirne seçeneği olacak değerli hocalarım. Birinci Dünya Savaşı'nın kazanılmasıyla İtilaf Devletleri TBMM. TBMM gerçeğini kabul etmiş ve Londra'da bir konferans düzenleyerek Sevr Antlaşması'nı gözden geçirmeye karar vermişlerdir. Fakat bunu doğrudan TBMM değil İstanbul hükümetine bildirmişlerdir. İtilaf Devletleri bu hareketleriyle aşağıdakilerden hangisini göstermek istemiştir? Yani burada Sevr Antlaşması'nda bir değişikliğe uğradığını görüyoruz arkadaşlar. İstanbul hükümetine bunu söylüyorlar ama amaç nedir? TBMM ile İstanbul hükümetini karşı karşıya getirmek, TBMM'yi tanınmasını önlemek falan budur bence. Bakıyoruz seçeneklere. Anadolu'dan ayrılmak istedikleri seçeneği yok. İstanbul hükümetini resmen tanıdıkları bu zaten var da. Denizli seçeneği doğru seçenek. TBMM'yi tanımak istemediklerini gösteriyor. Yani İstanbul hükümetini konferansa TBMM aracılığıyla yani İstanbul hükümeti aracılığıyla TBMM'yi davet etmek istemesindeki temel sebep bu arkadaşlar. TBMM'yi tanımak istemiyorlar. Evet, dördüncü soruya geldik. Cevaplarınızı da görüyorum arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması'nın sonuçlarından biridir? Lozan Antlaşması. Şimdi Lozan Antlaşması ile ilgili birkaç teknik bilgi verelim. Hemen rejiden uyarıyorlar. Biraz bilgi de vermemiz lazım. Sadece soru çözmek olmaz. Lozan Antlaşması arkadaşlar, şöyle söyleyelim. İtilaf Devletleri karşısında TBMM'nin gönderdiği temsilcileri şöyle aklımıza kodluyoruz. Yani TBMM Lozan'a kimleri göndermiştir? Dışişleri Bakanı İsmet İnönü biliyorsunuz. İnsan Hakları Derneği. Yani Lozan'da bizi temsil eden kişiler kimlerdir dersek ne diyeceğiz? İnsan Hakları Derneği. Unutmayalım. İsmet İnönü. Dışişleri Bakanımız İsmet İnönü. Hasan Saka, Doktor Rıza Nur. Bunlar bizi Lozan'da temsil eden kişiler. İkincisi Lozan'da arkadaşlar görüşmeler ilk olarak kesintiye uğruyor. Görüşmelerin kesintiye uğramasının nedeni nedir? Kapitülasyonlardır. Yani İtilaf Devletleri kapitülasyonlardaki ayrıcalıkların devam etmesini istiyorlar. Biz de görüşmeleri kesintiye uğratıyoruz. Lozan'da taviz verilmeyecek konular neydi? Yine kapitülasyonlar ve Ermeni sorunuydu. Lozan'da görüşülen konular. Arkadaşlar Lozan'da görüşülen konuları ben şöyle kodluyorum. Aklınıza kalır belki. Bypass, bypass, diken. Yani böyle bir kodlama yapmışım ben. Hani yıllardır kullandığım kodlama. Lozan'da görüşülen konular boğazlar, yabancı okullar, patrikhane, azınlıklar, sınırlar ve savaş tazminatı, dış borçlar, kapitülasyonlar, nüfus mübadelesi. Bunlar Lozan'da görüşülen konular.
Şimdi Lozan'la ilgili 5-6 tane soru kalıbı var arkadaşlar. Bunları hemen ben kısaca hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Not tutan arkadaşlarımız daha sonra videoyu durdurup tekrar alabilirler. Birinci soru kalıbı. Lozan'da kesinlikle taviz verilmeyecek sorun hangileridir? Birisi kapitülasyonlar, diğeri Ermeni yurdu. İkinci soru kalıbına geliyoruz. Lozan'da bir iç mesele kabul edilerek görüşme konusu yapılmayan sorun hangisidir? Ne diyeceğiz? Yabancı okullar. Üçüncü soru kalıbına geldik. Lozan'da görüşmelerin aksamaması için çözümü daha sonraya bırakılan sorun hangisidir derse ne diyeceğiz? Musul sorunu diyeceğiz. Dördüncü soru kalıbı. Lozan'da çizilemeyen tek sınırımız hangisidir? Irak sınırı. Sebebi ne? Musul sorunu. Beşinci soru kalıbımız. Lozan'da aleyhimize çözülen sorunlar. Bakınız Boğazlar, Patrikhane, Batı Trakya, Adalar, Hatay. Bunlar aleyhimize çözülüyor. Altıncı soru kalıbı, Lozan'da milli egemenliğimize, ulusal egemenliğimize aykırı çözülen sorun hangisidir? Boğazlar. Niye? Boğazlar Komisyonu kurulduğu için. Başka? Lozan'da aleyhimize çözülüp de sonradan lehimize çevirdiğimiz sorunlar da hangileridir? Ne diyeceğiz? Boğazlar ve Hatay diyeceğiz. Bu soru kalıplarını bir yere yazın. Bunlardan genellikle soruyor arkadaşlar. Şimdi sorumuza gelelim. Lozan Antlaşması'nın sonuçlarından biridir diye soruyor. Boğazlar üzerinde tam egemenlik sağlanamadı. Çünkü Boğazlar Komisyonu var. Tam egemenlik yok. Ekonominin her alanında tam bağımsızlık? Hayır. Aslında 5 yıl boyunca kapitülasyonlar devam edecek. Sonra kalkacak şeklinde bir karar var. Gene bu seçenek bir kenarda dursun. Çünkü kapitülasyonlar da kaldırılması kararı alınıyor. Aşamalı bir şekilde kaldırılması kararı alınıyor. Ben diğer seçenekleri de bir görüp ona göre cevap vereceğim. İstanbul'daki Rum Patrikhanesi'nin kaldırılması. Bu yok. Kesinlikle yok. Bu da yoktu. De komşu ülkelerle sınırlar konusunda yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması. Hayır. Çözüme kavuşturulmayan sıkıntılar var. Musul sorunu sebebiyle Irak sınırımız çözülmedi. Musul'un İngiliz mandası altındaki Irak'a bırakılması. Bu daha sonrasındaki gerçekleşen bir olay. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Ekonominin her alanda tam bağımsızlığını sağlaması. Yani kapitülasyonların kaldırılması kararı sebebiyle Bursa seçeneği doğru seçenek olacak. Geldik 5. soruya değerli hocalarım. Diyor ki aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Barış Antlaşması'nda bir çözüme kavuşturulmamıştır diye soruyor. Biz az önce söyledik. Lozan'da görüşmelerin aksamaması için özellikle İngiltere ile çetin görüşmeler yaşanıyor. İngiltere Musul'u vermek istemiyor. Musul'da ne var? Petrol kaynakları var. Biz de Musul'u vermek istemiyoruz. Niye vermek istemiyoruz? Bölgede çünkü nüfusumuz var. Müslüman nüfus var, Türk nüfus var. Bu sebepten ötürü Musul'u vermek istemiyoruz. Bu sebepten ötürü arkadaşlar Türkiye ile Irak sınırı çözüme kavuşturulamıyor. Cevabımız Denizli seçeneği olacak. Süper. Cevaplar geliyor. 7. soru. Aşağıda verilen devletlerden hangileri Lozan Konferansı'na ticaret ve yerleşme sözleşmelerine katılmak için çağrılmıştır? Cevabımız Bursa seçeneği olacak arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Belçika ve Portekiz ticaret ve yerleşme sözleşmelerine katılmak için konferansa çağrılmış. Düşünüyoruz da. Neyse bir daha olursa artık testi değiştireceğim. Farklı bir teste geçeceğim. Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan sonra TBMM adına Trakya Yüksek Komiseri göreviyle İstanbul'a büyük bir coşkuyla giren komutan kimdir? Albay Refet Belet. Ya bana böyle sorularla gelir. Değil mi? Refet Bele. Sorumuzun cevabı Adana seçeneği olacak. Sorular olacak. Evet, Türkiye ile Fransa arasında yaşanan sorunları ben kısaca yazayım. Nelerdir? Yabancı okullar, Bozkurt, Lotus, Adana Demir Yolları, dış borçlar, Wagon Leeds, bizim bayağı da bir sorunumuz var Fransa ile ve Hatay. Evet, tekrar ediyorum. Yabancı okullar, Bozkurt Lotus olayı, Adana Demir Yolları'nın birleştirilmesi olayı, dış borçlar, Wagon Leeds olayı ve Hatay. Osmanlı Devleti'nin Fransa arasında yaşadığı sorunlar. Nüfus mübadelesi Yunanistan'la yaşadığımız sorunda arkadaşlar. Bu yok. Yabancı okullar var, borçlar var. Cevabımız 2 ve 3 seçeneği olacak. Frangı ve Türk lirası olarak ödüyoruz. Duyurulmaya devam etmeyecek. Yanlış. Duyurulmaya artık yok. Sorumuzun cevabı 1 ve 2 Adana seçeneği olacak arkadaşlar. Bozkurt Lotus nedir? Yani Fransız gemisi Bozkurt ile Fransız gemisi Lotus ile
Türk gemisi Bozkurt'un çarpışması sonucuna meydana gelen bir olay. 8 Türk denizcisi hayatını kaybediyor. Konu işte Milletler Cemiyeti'nin yargı organı olan Lahey Adalet Divanı'na gidiyor. Türkiye'yi Mahmut Esat Bozkurt temsil ediyor. Türkiye işte 6'ya 5 oyla davayı kazanıyor. Bizim ilk uluslararası hukuk başarımızdır, hukuk zaferimizdir. Bozkurt Lotus olayı Fransa'yla yaşadığımız bir sorun. 12'ye geldik. Lozan Antlaşması'na göre yabancı okulların öğrenimini Türk hükümeti düzenleyecek ve denetleyecekti. Bazı okullar bu kurala uymak istemediler ve bağlı oldukları devletlerin elçileri aracılığıyla Türk hükümetiyle görüşmek istediler. Ancak Türk hükümeti onlarla bu konuda görüşme yapmayı kesinlikle reddetti. Türk hükümetiyle bu tepkisiyle aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmıştır değerli arkadaşlar? Bağımsız devlet anlayışı. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Evet, devam ediyoruz. 13. sorudayız. Yeni katılan arkadaşlarımız hoş geldiniz. 153 like'ımız var maşallah. Bu akşam bereketli oldu valla. İyi bir akşam. 153 like aldık. 200'ü geçer miyiz bakalım. Milli mücadele döneminde önemli hizmetleri olan aşağıdaki komutanlardan hangisi milli bir marş yazılması fikrini öne sürmüştür? Evet, milli marş yazılması fikrini öne süren komutan kimdir? Evet, tahmin ettiğim gibi İsmet İnönü çıktı. Sorumuzun cevabı Edirne seçeneği olacak arkadaşlar. İsmet İnönü oluyor. Evet, geldik 14. soruya. Yukarıdaki olayların meydana gelmesine sebep olan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Yani EKS'ciler, şimdi EKS'den hazırlanan arkadaşlarımız. Yani böyle sorular zaten sallayacaksınız çünkü yanlış doğruyu götürmüyor. KPSS'ci arkadaşlarımıza da benden bir tavsiye. Yani iki şık arasında kalırsanız mutlaka sallayın. Ama sallarken de biraz mantıklı sallamaya çalışın. Çünkü mantık kullanmadan sallama zarar getirir. İyice bir düşünün. O seçeneği iyice bir yatırın masaya, kafanızda kurun, ondan sonra cevaplayın. Evet, yukarıdaki olayların meydana gelmesine sebep olan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Tekalifi milli yemelerin çıkarılması, TBMM'nin Kayseri'ye taşınmasının tartışılması, İtalya'nın çekilmeyi durdurması. Aleykümselam Mahmut Hocam. Cevabımız Kütahya, Eskişehir muharebeleri olacak. Şimdi ben burada bir detay bilgi daha vereyim. Şimdi bu savaş 16-24 Temmuz 1921'de oluyor. Tam bu esnada bu savaş devam ederken Ankara'da bir kongre toplanıyor. Evet, bu kongrenin adı nedir? Birinci Maarif Kongresi. Hatta Atatürk ne diyor? Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır diyor. Yani bu gelebilir mesela arkadaşlar. Buna dikkat edin. Mesela hangi savaş sırasında Maarif Kongresi toplanmıştır? Ne diyeceğiz? Kütahya, Eskişehir diyeceğiz. Evet, 15. soruya geldik. İngilizler 1. İnönü zaferinden sonra Yunanlara yeni bir Türk saldırısı için hazırlanmaları gerektiğini duyurmuştur. İngilizlerin böyle bir beklenti içinde olmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Yani bunlar bizi Londra konferansına davet etmişlerdi hatırlarsanız. Amaçları Yunanlara zaman kazanmaktı. Bu konferansta Sevr Antlaşması çok az bir değişikliğe uğramıştı. Esas Sevr Antlaşması üzerinden bir barış önerisinde bulunmuşlardı. Biz de bunu kabul etmemiştik ve konferans dağılmıştı. İngilizler bunu söylemelerindeki sebep TBMM'nin zaten bu öneriyi reddedeceğini bilmesidir. O yüzden cevabımız ne olacak? Denizli seçeneği, Londra konferansındaki barış önerilerinin TBMM hükümeti tarafından reddedilmesi olacak. Denizli seçeneği doğru seçenek. Teşekkür ederim Kenan Hocam. Evet, 16. soruya geldik. Lozan Konferansı'nda görüşülen birçok konuda anlaşma sağlanamayınca konferans dağılmıştır. Diplomatik yollardan sonuç alamayan Türkiye aşağıdakilerden hangisi üzerine harekete geçmek için hazırlıklara başlayınca görüşmeler yeniden başlamıştır. Şimdi arkadaşlar bazen ne yapması gerekiyor? Sopayı çıkarmak gerekiyor. Yani böyle diplomasiyle her zaman olmuyor mücadele. Bazen yapacaksın, silahını kullanacaksın. Şimdi Lozan görüşmeleri biliyorsunuz kapitülasyonlar sebebiyle kesintiye uğramıştı. Bu kesintiden sonra Türkiye hem Musul'a hem İstanbul'a askeri operasyona karar verdi. Ve Türk ordusunu Musul ve Boğazlar yani İstanbul doğrultusunda hareket ettirdi. Amaç ne? Kardeşim can bu görüşmeleri yapmıyor musun? Yapmıyorsun. O zaman benim için savaş halen bitmedi. Devam ediyor. Mesajı vermektir. Sorumuzun cevabı ne olacak? İstanbul, Boğazlar, Musul. Denizli seçeneği doğru seçeneğimiz olacak.
Evet. 16 gene de var da bakalım da. Evet. Denizli seçeneği doğru seçeneğimiz oluyor. Da olumlu oy vermişlerdi. Şimdi şöyle düşünüyorlar. Şimdi Başkomutanlık Kanunu görüşürken şimdi Mustafa Kemal'i destekleyenler diyor ki Mustafa Kemal başarılı bir general. Bugüne kadar girdiği hiçbir savaşı kaybetmedi. Onun gibi bir komutan ordunun başına geçerse tabii ki Türk ordusu avantajlı olacaktır. Mustafa Kemal'i desteklemeyen muhalif olanlar da şöyle düşünüyor. Diyor ki Mustafa Kemal zaten ordunun işi bitmiş. Ordu haşat durumda. Mustafa Kemal'in başa geçmesi hiçbir şey değiştirmeyecek. Ama alacağı bir yenilgi Mustafa Kemal'in siyasi kariyerini ne yapar? Bitirir. Yani Mustafa Kemal'i destekleyenler de desteklemeyenler de onun başkomutanı olması yönünde olumlu görüş bildiriyorlar arkadaşlar. Şimdi burada soruda da bunu soruyor. Muhalifler niye böyle bir tutum sergiliyor? Bakalım. Halkın tepkisinden çekinmede bir ilgisi yok. Artık Mustafa Kemal'e tam olarak inanmış olmaları bu da etkili değil. Kütahya Eskişehir Savaşı'nın kazanmış yani alakası yok. Tekalifi Milliye Emirleri'nin yayınlanması bunun da bir ilgisi yok. Kaybedilecek bir savaşın sorumluluğunu Mustafa Kemal'e yüklemek istemeleri. Evet cevabımız Edirne seçeneği olacak. Güzel cevaplara hemen cevap veriyorsunuz. Güzel. 18 Moskova Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi hem Türkiye'de hem de Sovyet Rusya'da köklü değişikliklerin olduğunu göstermektedir? Evet, Moskova Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi hem Türkiye'de hem de Sovyet Rusya'da köklü değişiklikler olduğunu gösteriyor. Yani her iki taraf da herhalde birbirinin rejimine saygı duyacak. Bu maddeyi arıyor. Evet, iki taraf arasında kültürel, ekonomik, siyasi yok. Rusya kapitülasyonlar yok. Heh. Anlaşmalar geçersiz olacak. Yani direkt cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Yani bu neyi gösteriyor bu madde? Her iki tarafta da farklı bir siyasi rejim olduğunu gösteriyor. Niye? Nasıl anlıyoruz biz bunu? Ne diyor? Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasındaki anlaşmalar geçersiz olacak. Kardeşim ikisini de biz artık tanımıyoruz anlamına geliyor bu. Sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneği oluyor. Evet değerli hocalarım devam ediyoruz. İyiyiz değil mi? Hadi bakalım. Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hemen bakalım. Gümrük Anlaşması 5 Aralık 1920. Yani en erken bu olacak zaten. Sevr Antlaşması 10 Ağustos 1920. Aralık Ağustos'tan sonra gelir. Hemen 2'yi buraya koyduk. 1'i buraya koyduk. Kars Antlaşması 13 Ekim 1921. Mudanya Ateşkesi 11 Ekim 1922. Şimdi en sona neyi koyduk? 4'ü koyduk. Ortaya 3'ü koyduk. Yani cevabımız 1, 2, 3 olacak. 1, 2, 3, 4. Yani hiç o kadar uğraşmaya da gerek yokmuş aslında. 1, 2, 3, 4'ü işaretle. Evet, 19. sorumuzun cevabı Adana seçeneği olacak. Geldik 20. soruya. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri milli mücadelenin başarıya ulaşmasını geciktirmiştir değerli arkadaşlar? Bakalım. Şimdi Osmanlı Devleti'nin İtilaf Tehdit Sevr Antlaşması'nı imzalaması aslında tam tersi. Bu bizim milli mücadeleye olan direniş gücümüzü daha da arttıran bir gelişme. Bunu almıyoruz. TBMM'nin Londra Konferansı'na temsilci göndermesi bu da bizim milli mücadelemizi olumlu etkileyen bir gelişme. Çünkü TBMM'nin varlığı ilk defa burada tanınıyordu. Ama TBMM'ye karşı ayaklanmaların çıkması milli mücadelenin süresinin uzamasına sebep olur. Cevabımız yalnız 3 seçeneği olacak değerli hocalarım. Evet sorular biraz dehşetül vahşet. Evet yapacak bir şey yok. Birkaç tane daha çözelim. Haydi bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasından önce Türkiye'de yaşanan önemli gelişmelerden biri değildir? Bir kronoloji sorusu. Şimdi Lozan Barış Antlaşması ne zaman imzalandı? Hemen detay bilgiler verelim. Lozan Barışı imzalanması 24 Temmuz 1923. Onaylanması ne zaman? Onaylanması da 15 Ağustos 1923. Yani imzalayanla onaylayan aynı meclis değil. İmzalayanlar birinci meclis, onaylayanlar ikinci meclis oluyor. Evet, şimdi bu tarihten öncesi yaşanan gelişmelerden biri değildir diye soruyor. Yani 23'ten önce olmayacak. Bakalım saltanat 1 Kasım 1922. Demek ki saltanat var. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması 17 Şubat 1923. Demek ki bu da var.
TBMM seçimlerinin yenilenmesi 23 Nisan 1923. Bu da var. Amerika ile Demir Yolları Anlaşması'nın imzalanması. Bu da var. Bu da 23'te yani. Hatta Lozan öncesinde Amerika'nın desteğini sağlamak için Chester projesi var. Belki bilirsiniz. Amerika'ya demir yolu imtiyazları veriyoruz. Amaç nedir? Amerika'nın desteğini sağlamak. Ve E seçeneği Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulması. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman kuruluyor? 9 Eylül 1923 değerli arkadaşlar. Bunlardan sonra oluyor. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. Bayağı bir kronoloji bilgi isteyen soru. Evet, geldik 22. soruya değerli hocalarım. Yukarıda verilenlerden bu Sakarya, Doğatepe Sakarya'da. Sakarya Savaşı kazandı. Demek ki bunu alıyoruz. Metristepe, yine Metristepe'nin tam olarak yerini bilmiyorum. Nerede bilen var mı arkadaşlar? Söylerse sevinirim ama Metristepe'de de bir zafer kazandığımız açık. Çünkü geri çekilişini izlemiş İsmet İnönü. Kocatepe, Afyon Kocatepe taarruzu başlatmışız, başarıya ulaştırmışız. Yani 1-2-3 olacağını düşünüyorum cevabın. Edirne seçeneği doğru seçenek olacaktır. Evet. Ben yine bir VAR'a bakayım. VAR'a gidek mi? Evet, Edirne. Yani Metristepe'nin nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum ama herhalde bilen arkadaşlarımız varsa burada yorumlara yazarlarsa seviniriz. Geldik 23. soruya. Mustafa Kemal'in Melhame-i Kübrası, Kan Gölü dediği milli mücadele savaşı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Mustafa Kemal'in Melhame-i Kübra, Kan Gölü dediği milli mücadele savaşı aşağıdakilerden hangisidir? Serpil Hocam diyor, çok zor soru. Ya diyorum ya, data biraz şey yapmış yani, olayı boyut atlatmış biraz, inkılap tarihlerini zorlamış. Ama güzel sorular, çözelim, öğrenelim iyice, geliştirelim kendimizi. Evet, Kan Gölü dediği savaş bir yenilgi değil aslında. Hangi savaştır? Sakarya Meydan Muharebesi'dir. Cevabımız Bursa Savaşı'dır. Bursa seçeneğidir. Bursa Savaşı diyorum. Bursa seçeneğidir. Aynı zamanda Sakarya Meydan Muharebesi'ni unutmayın, Subaylar Savaşı'da denir. 3000'in üzerinde subayımız şehit düşmüştür. Allah rahmet eylesin. Tüm subay, assubay, komutanlarımız, generallerimiz hepsine Allah rahmet eylesin diyelim. Geldik 24. soruya. Lozan Konferansı sırasında görüşmelere ara verildiği dönemde TBMM'de muhalefeti oluşturan ikinci grubun yoğun eleştirileri aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde etkili olmuştur? Şimdi tabii ki mecliste gruplar var. Bu gruplar içerisinde Mustafa Kemal'in içinde bulunduğu birinci grup, Müdafaa Hukuk Grubu birinci grup. Bir de Mustafa Kemal'e karşı olanların oluşturduğu grubu yine Müdafaa Hukuk Grubu fakat ikinci grup olarak adlandırılıyor. Mustafa Kemal'i desteklemeyenler zaman içerisinde giderek güç kazanıyor arkadaşlar. Özellikle Mustafa Kemal'in tek başına hareket etmesine pek gururlarına sindiremiyorlar. Yani bunu kabul edemiyorlar. Dolayısıyla Mustafa Kemal imzalanacak olan bir anlaşmanın bu meclis tarafından onaylanmayacağını çok önceden görüyor. Ve ne yapıyor? Seçimleri yeniliyor. Sorumuzun cevabına bakacağız. Seçimleri yenileme ile ilgili bir seçenek arayacağız. Evet, Bursa seçeneği. Milletvekilleri seçimleri kararı alınması seçeneği doğru seçeneğimiz olacak. Evet, bayağı bir 24 soruyu bitirdik ama gerçekten 50 soru çözmüş gibi hissediyorum kendimi. Evet. Çok uzun sorular, ben geçiyorum bunlara. Vallahi uzun sorular oku akşam akşam hiç çekilmiyor. Hemen kısa sorular bulacağım size. Biraz dış politika çözelim. İç politika var. Hadi bakalım biraz iç politikadaki gelişmelerden çözelim değerli hocalarım. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Ağustos Aralık'tan önce geliyor. Bu da işte sonra diyor zaten Gökçe. Gölyaka hocam. Gölyaka içmeler ilkokulu hocam. 19B değil mi diye soruyor da. Bakayım ben hemen hocam, kontrol edeyim. Valla 19'a B diyor. Bir bakalım o zaman. Dur. Hangi soruydu bir bakayım. Evet, 19. soruya bakacağız değerli hocalarım. Evet, kronolojik olarak kronoloji sorusuydu. Hemen bakıyoruz. Evet, 10 Ağustos 1920, 1 Aralık. 3-4, 2-1-3-4. Evet arkadaşlar, bunu düzeltelim.
Bu sorumuzun cevabı Bursa seçeneği olacak. Yani tarihleri doğru vermişiz de sıralama yaparken biraz yanlış yapmışız. Yani tarihler doğru. Tarihlerde herhangi bir sıkıntı yok değerli hocalarım. Sadece sıralama yaparken bir hata yapmışız. Bir hocamız gördü bunu, söyledi, uyardı bizi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Devam ediyoruz. Soruları ilerletiyor. Geldik iç politikaya. Haydi bakalım. Mustafa Kemal hayatı boyunca kaç dönem cumhurbaşkanlığı yapmıştır? Şöyle sorular kısa kısa, güzel güzel sorular. Kaç dönem cumhurbaşkanlığı yapıyor arkadaşlar? Aynen. Evet. Ne diyoruz? 4 dönem cumhurbaşkanlığı yapıyor. İkinci soruya geldik. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi 9 Eylül 1923'te kurulan Halk Fırkası'nın çalışma ilkeleri arasında gösterilemez? Halk Fırkası'nın çalışma ilkeleri. Egemenlik millete ait. TBMM'nin üstünde bir güç yok. Bütün yasaların yapılması ve uygulanması milli egemenlik esasları için çalışılacaktır. Saltanat kaldırılacaktır. Doğru. Ama ekonomide liberal politika benimsenecektir, takip edilecektir gibi bir madde yok. Ekonomide de zaten liberal bir politika izlemiyor o dönemde. Cumhuriyet Halk Partisi daha çok devletçi bir ekonomi politikası izliyor. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. Evet, geldik üçüncü sorumuza. Haydi bakalım. Üçüncü sorudayız. Yukarıdaki ilkelerden hangisinin Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın parti programının içerisinde yer aldığı söylenemez? Evet, şimdi biraz Terakkiperver hakkında bilgi verelim. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 1924 tarihinde Atatürk'ün silah arkadaşları, en önde gelen silah arkadaşları tarafından kuruluyor. Partinin genel başkanı unutmayalım Kazım Karabekir'dir. Partinin diğer üyelerine bakacak olursak Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Adnan Adıvar ve Refet Bele. Sakın ha, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası içerisinde, hani böyle bir soru gelirse, hangisi kurucuları arasında yer alır, yer almaz soruları geliyor çünkü. Sakın ha, Ali Fethi Okyar kesinlikle Terakkiperver'le uzaktan yakından ilgisi yok. İsmet İnönü'nün de yok. Şıklara genellikle ikisini koyuyorlar. Buna çok dikkat edelim. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın genel başkanı Kazım Karabekir Paşa'dır dedik. Parti Şeyh Said isyanı sonrasında işte Ankara İstiklal Mahkemesi'nin aldığı karar gereğince parti kapatılıyor. Şimdi bakalım. Parti programı içerisinde yer aldığı söylenemez diyor. Dini inançlara saygılıdır, var. Ülke yönetiminde merkeziyetçiliğe karşı olması, bu da var. Ademi merkeziyetçi bir yönetim savunuyor. Serbest ekonomik politikasını savunuyor. Özgürlükleri savunuyor. Toplumsal ve siyasal yapılanmanın kısa sürede gerçekleşmesini değil, yani belli bir zamana yayılmasını istiyor. Yani inkılaplar yapılsın, biz yapılmasın demiyoruz. Ama belli bir zamana yayılsın, sindirilerek gitsin diyor. O yüzden cevabımız isyana destek veriyorlar. İsyana destek vermeleri sebebiyle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın da sonu geliyor. Hangi cemiyet bu? Kürt Teali Cemiyeti olacak. Kurtuluş Savaşı döneminde, Kurtuluş Savaşı döneminde TBMM'nin kazandığı ilk zafer aşağıdakilerden hangisidir? Evet, cevabımız Denizli seçeneği olacak. Ermenilerle Gümrü Anlaşması'nın yapılmasıdır. İkinci sorumuza geçiyoruz. Kurtuluş Savaşı döneminde yapılan aşağıdaki savaşlardan hangisi düşmanı durdurmaktan çok yurttan atmaya yöneliktir? Çok güzel bir soru. Harika bir soru. Yani size neyi soruyor? Savunma savaşından ziyade yurttan atmaya yönelik bir savaştır. Evet, hangisi sorumuzun cevabı olacak? Evet, cevabımızı bekliyoruz. Cevabımız çok güzel. Büyük taarruz olacak. Edirne seçeneği doğru seçenek olacak. Üçüncü soruya geldik. Yukarıdakilerden hangileri Ulanya Ateşkes Antlaşması'yla TBMM hükümetine teslim edilecek yerlerden biri değildir diye soruyor arkadaşlar. Haydi bakalım.
Evet. Hangi durumda yalan ya ateşkes antlaşmasına teslim edilen yerlerden biri değil. Şimdi Tekirdağ, Doğu Trakya. Demek ki Doğu Trakya teslim edilecek yerler arasındaydı. Tekirdağ var. Edirne, Doğu Trakya. Dimetoka yok arkadaşlar. Karaağaç var. Dimetoka yok. 2 ve 4 seçeneği doğru seçeneğimiz olacak. Çok güzel. Cevaplar doğru. Oh be, dünya varmış değil mi? Evet, geldik dördüncü soruya. Şimdi benim ekran da buraya geldi. Evet, ben ekrandan kendimi kaldırayım en iyisi. Yani kaybedeyim biraz, sonra çıkarım ortaya. Evet. Geldik dördüncü soruya. Milli Mücadele döneminde İtalyanların Anadolu'dan çekilmesinde gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur değerli hocalarım? Evet, İtalyanların Anadolu'dan çekilmesinde gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? Şimdi İtalyanlar Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan önce zaten Anadolu'dan çekilmişlerdi. Bir, yok. Fransa ile Ankara Antlaşması'nın imzalanması etkilidir. TBMM birliklerinin Yunanlara karşı zaferler kazanması etkilidir. Sorumuzun cevabı Denizli seçeneği olacak. Evet, geldik 5. sorumuza arkadaşlar. Yukarıdaki Eker hocam diyor Sarep işte. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Kuvayi Milliye'nin dağıtılarak düzenli ordunun kurulmasını ortam hazırlayan gelişmelerdir? Evet, yukarıdakilerden hangileri Kuvayi Milliye'nin dağıtılarak düzenli ordunun kurulmasına ortam hazırlayan gelişmelerdir. Bakalım, Gediz Muharebesi'nde alınan yenilgi kesinlikle var arkadaşlar. Yunanların durdurulamaması, ilerlemesi bu da var. Kütahya Eskişehir yenilgilerini alamıyoruz. Çünkü Kütahya Eskişehir yenilgilerinden önce Kuvayi Milliye kaldırılmıştı. O yüzden sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneği olacak. Altıncı sorudayız. Kars, Kağızman, Iğdır ve Selim'in TBMM'ye bırakılması, Kıbrıs'ın İngiltere yönetimine bırakılması, yukarıdaki gelişmelerin yer aldığı anlaşmalar aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? Evet, Kars, Kağızman, Iğdır, bunların TBMM'ye bırakıldığı anlaşma Gümrük Anlaşması'dır. Kıbrıs da İngiltere'ye, Lozan'da bırakıldı. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Evet, 7. sorudayız değerli hocalarım. Ne diyor 7. soruda? Aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle Osmanlı Devleti'nin varlığı hukuken sona ermiştir? Şimdi ben şurada bir bilgi vereyim. Mondros Ateşkesi, Mudanya Mütarekesi ve Saltanat'ın kaldırılması. Bakın arkadaşlar, Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen Osmanlı Devleti sona ermiştir. Mudanya Mütarekesi ile hukuken Osmanlı Devleti sona ermiştir. Saltanatın kaldırılmasıyla da resmen Osmanlı Devleti sona ermiştir. Şimdi bize hukuken sona erdiğini soruyor. Mudanya Ateşkes Antlaşması doğru seçeneğimiz olacak. Sevgili hocam, hoş geldiniz. Evet, 8. sorudayız. Yukarıda verilen sözleşme ve anlaşmalardan hangileri Kazım Karabekir Türkiye adına imzalamıştır? Şimdi Kazım Karabekir ile ilgili bilgiler verelim. Kazım Karabekir arkadaşlar, Kurtuluş, Kutül Amare, yani Kut Kahramanı olarak bilinir. Şark Fatihi olarak bilinir. Özellikle doğudaki kazandığı başarılardan ötürü Şark Fatihi denir kendisine. Alçıtepe Kahramanı da denir. Üç tane sıfatı var. Sonra Kazım Karabekir'in kaleme aldığı eserin adı nedir? İstiklal Harbimiz adıyla bir eseri vardır. Başka söyleyeceğimiz şey var mı? Yok. Şimdi hangi anlaşmaları imzalamış? Kars Antlaşması'nı imzalamıştır. Kars Antlaşması'nı, bir de Gümrük Anlaşması'nı imzalamıştır Kazım Karabekir. Ankara Anlaşması'yla Montreux-Boğazlar Sözleşmesi yok. Cevabımız yalnız 2. Ya hocam, peki bunları kim imzalamıştır derseniz, Ankara Antlaşması'nı Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşek imzalamıştır. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni de Tevfik Rüştü Aras Dışişleri Bakanı olarak imzalamıştır diyoruz. Şimdi
Kut kahramanı iki tane var aslında. Birisi Halil Paşa'dır, birisi de Kazım Karabekir'dir. Yani Kazım Karabekir de Kutülamare kahramanı olarak görülüyor. Ama tabii bizim ilk bileceğimiz isim Halil Kut Paşa olacak. Hani Burak Kut'un dedesi arkadaşlar. Burak Kut'un dedesi, unutmuyorum. 10. soru. Kurtuluş Savaşı yıllarında anlaşmalarından hangileri Fransa'nın işgal bölgelerinden çekilmesi ile ilgilidir? Evet. Kurtuluş Savaşı yıllarında anlaşmalarından hangileri Fransa'nın işgal bölgelerinden çekilmesi ile ilgilidir? Evet, Ankara Anlaşması var. Kars ve Moskova'nın Fransa ile bir ilgisi yok. Cevabımız yalnız bir seçeneği olacak. Evet, 11. soruya geldik. Aşağıdakiler gelişmelerden hangisinde Batı cephesinde alınan askeri başarıların etkisi yoktur? İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi birinci inönü. Moskova Antlaşması birinci inönü. Teşkilat-ı Esasiye birinci inönü. Londra Konferansı birinci inönü. Ama Tekalif-i Milliye Emirlerin hazırlanması bu bir zafer değil, yenilgi sonrasında ortaya çıktığı için Edirne seçeneği aradığımız seçenek oluyor. Yani Kütahya Eskişehir'deki yenilgiden sonra ortaya çıkıyor. Evet, yeni katılan arkadaşlarımız hoş geldiniz. Like atan elleriniz dert görmesin. 200 like'ı geçmişiz. Hadi bakalım. 12'ye geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasalarından hangileri Kurtuluş Savaşı süreci içinde hazırlanmıştır? Evet, Kurtuluş Savaşı sürecimiz ne zaman başladı? Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında başladı arkadaşlar. Lozan Antlaşması'nın imzalanmasıyla Kurtuluş Savaşı bitti. Resmen bitti. Yani 1919'dan 1923 yılları arasındaki süreç. Hangileri Kurtuluş Savaşı süreci içinde hazırlanmıştır diyor. 21 var. Bunlar yok. Cevabımız yalnız bir seçeneği olacak. Evet, 13'e geldik. Anlaşma devletlerinin Lozan görüşmelerine TBMM ile İstanbul hükümetini birlikte çağırması amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir? Yani iki tarafı birbirine düşürmek. Yani bu olacak. Görüş ayrılıklarından yararlanmak kesinlikle aradığımız seçenek olacak arkadaşlar. Bursa seçeneği doğru seçenek olacak. 14. sorudayız. TBMM hükümeti ilk siyasi ilişkiyi aşağıdakilerden hangisiyle kurmuştur? Yani TBMM'yi tanıyan ilk devlet kimdir? Bakın ilk devlet derse ne diyeceğiz? Ermeniler diyeceğiz. İlk Avrupalı devlet derse Rusya diyeceğiz. Ruslar diyeceğiz. İlk İtilaf Devleti Fransızlar. İlk İslam Devleti Afganistan diyeceğiz. Şimdi burada ilk siyasi ilişki aşağıdakilerden hangisiyle kurmuştur diye soruyor. İlk siyasi ilişkiyi kimlerle kuruyoruz arkadaşlar? Ermenilerle kuruyoruz. Adana seçeneği doğru seçeneğimiz olacak. Evet, 15'e geldik. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nda siz orada yalnız düşmanı değil milletin mahpus talihini de yendiniz ifadesini içeren telgrafı aşağıdaki savaşlardan hangisinin kazanılması üzerine İsmet Paşa'ya göndermiştir? Evet, çözünürlüğü şöyle arttırıyorsunuz. Şu üst köşede değerli hocam, üst köşede 3 nokta var. 3 noktaya tıklayın. Orada kalite var. Kaliteyi 720p yapın. Evet. Nerede söylemiştir? 2. İnönü Savaşı'ndan hemen sonra söylemiştir. Denizli seçeneğimiz doğru seçenek olacak. Evet. 16'ya geldik. TBMM hükümeti daha önce kaybedilen Kars ve çevresini aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle geri almıştır? Kars ve çevresini hangi anlaşmayla geri alıyor arkadaşlar TBMM? Yine Gümrük Anlaşması, Adana seçeneğimiz doğru seçenek olacak. TBMM adına Gümrük Anlaşması'nı imzalayan devlet adamımız unutmayınız kimdir? Karuzum Karabekir'dir. 17'ye geldik. Kurtuluş Savaşı sürecinde Türk milletinin kazandığı başarılar sonrasında Sevr Antlaşması'nda ufak tefek değişiklikler yaparak Türklere kabul ettirmek isteyen İtilaf Devletleri aşağıdakilerden hangisini dikkate almamıştır? Yani Türk milletinin koşulsuz, şartsız bağımsızlığı amaçladığını dikkate almamıştır. Cevabımız Adana olacak.
Ben direkt seçenekleri okumaya da hiç gerek duymuyorum. Adana seçeneği zaten direkt sorunun cevabı oluyor arkadaşlar. Evet, 18. soruya geldik. İkinci İnönü Savaşı'nın bazı sonuçları şunlardır. Bu sonuçlardan hangileri İtilaf Devletleri'nin Birinci Dünya Savaşı sonrası amaçlarında değişiklik olduğunu kanıtıdır? Evet. Yani İtilaf Devletleri ile ilgili bir maddeye bakacağız. Birinci seçenek hiç İtilaf Devletleri ile ilgili değil. Yani İtalya'nın işgal ettiği yerleri boşaltmaya başlaması bir değişikliğe işarettir. Fransa'nın yine TBMM ile görüşmeler başlatması da bir işarettir. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. Evet arkadaşlar, böylelikle testleri bitirdik. Çözelim bir test daha. Ne dersiniz? Bir test daha çözelim yoksa kalsın mı? Bu akşamlık bu kadar yeter bence. Yoruldunuz çünkü siz de. Yarın akşam daha sağlam, daha kaliteli sorular hazırlayıp inşallah bir araya geliriz değerli hocalarım. Evet, bu akşamlık bu kadar yeterli bence. Yarın akşam inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Yarın size güzel sorular hazırlayacağım. Daha uzun ve daha güzel sorular hazırlayacağım. Yarın inşallah akşam tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Bu akşamlık böyle olsun. Yarın yine devam edeceğiz. Yarın gündüz de canlı yayında ders anlatımı yapacağız. Saat 14.30'da arkadaşlar. Sizleri bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek.